Kaya aramızda. Yıldırım Kaya geçmiş dönemde Eğitim Sen'in genel başkanlığını, kurucu genel başkanlığını yapmış bir kişidir. Bugün genel merkezimizin görevlendirmesiyle Tekirdağ'da tarım konusunun konuşulup araştırıldığı ve siyasi bir politika üretme adına burada bulunmakta. Tabii konumuz siyaset olunca gerek yerelde, gerek genelde, gerek ilimizle, ilçemizle ilgili de her türlü soruları sizlere cevaplandırmaya çalışacağız. Bu arada dün 13 tane şehidimiz vardı. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Çok acı bir olaydı. İçimizi dağladı. Bu olayların bir daha tekrarlanmamasını diliyoruz. Siyaset ülkenin ekonomisinden, tarımına, sağlığından, eğitimine her konuyu ilgilendiren bir konudur. Bölgemizde tarımsal anlamda Türkiye'nin önemli noktalarından birinde yaşıyoruz. Tarım arazileri açısından gerçekten verimli topraklara sahibiz. Bu toprakların iyi değerlendirilerek bölge ekonomisini daha da güçlendirmesini düşünüyoruz. Halkımızın tarımla zenginleşmesini hedefliyoruz. Bu tür çalışmaları da yapmak adına parti meclis üyemiz Yıldırım Kaya aramızda bulunuyor. Ben sözü daha fazla uzatmadan kendisini takdim ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Buyurun. Sayın Başkan, değerli basın emekçileri, sevgili arkadaşlarım. Öncelikle Trakya'da, Tekirdağ'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Bugün, dünden bu yana Türkiye'nin dört bir yanı kan ağlıyor, anılar ağlıyor. 13 askerimiz bir helikopterde şehit, daha sonra 3 askerimiz de çatışmalarda şehit düştü. Gün geçmiyor ki anaların gözyaşı akmasın, gün geçmiyor ki yürekler dağlanmasın. Biz Türkiye'de artık huzurun ve refahın yaşanacağı bir ülke olma umuduyla bir mücadele yürütüyoruz. Trakya aslında bizim yüzümüzü dönmemiz gereken bir yer. Eğer Trakya'ya yüzünüzü dönerseniz o batan güneşin yeniden doğacağı umudunu taşırsınız ve bu bereketli topraklardan Türkiye'nin tüm bölgelerine umut ışığı yağar. 16 Nisan'da Trakya'da, Tekirdağ %61 hayır diyerek çok önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'de rejimi değiştirmek isteyenler hedeflerine ulaşmak için her türlü yol ve yöntemi denemekte kararlılar. Tarımsal alanlar, verimli topraklarımız bir bir peşkeş çekilmekte.